Arkadaşlar beraber bakalım o kanalıma. Markus, hello. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa. Oh God. Markus, sen var. Okay. Arkadaşlar beraber bakalım o kanalıma. Hoş geldiniz. Ve yeni bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Ben internetten birkaç tane soruları sordum. Ama size bir şey isteğim olacak. Lütfen bu videonun altına bize sormak istediğiniz soruları sorun. Ondan sonra birkaç tane toplanırsa biz yeniden bir tane video yapacağız. Ve sizin isimlerinizi de söyleyip bize sorduğunuz soruları cevaplayacağız. İlk önce bu ve başlayalım. Bu nasıl yaptık? Ben soruları yazdım, ondan sonra Markus'a verdim, başka bir odada o cevapladı, başka bir odada ben cevapladım ve hemen başlayalım bence. İlk soru, kim aşkını ilk önce itiraf etti? Ben. Evet, ilk önce Markus itiraf etti. Eşiniz kendisinde neyi seviyor? Bence Markus kendisinde gözlerini seviyor. Evet. Evet, gözlerini seviyor. Ben, nasıl söyleyeyim? Eli. Aha, Markus ellerimi yazdı ve evet ben ellerimi seviyorum kendimde, ne bileyim. Yani model. Markus diyor ki model gibi bir manken gibi ellerin var diyor. El mankenliği nasıl bir şey bilmiyorum ama ben hoşuma gidiyor benim ellerim, parmaklarım falan. Üçüncü soru, eşiniz kendisinde neyi hiç sevmiyor? Bence Markus ayaklarını hiç beğenmiyor. Was mag der Partner an sich nicht? Mhm. Ich habe geschrieben Füße. Mhm. Mhm. Zähne. Dişlerimi, evet dişlerimi hiç hoşuma gitmiyor. Benim dişlerim sağlıklı ama maalesef biraz yamuk dişler. Dördüncü soru, eşinizin en sevdiği restoran. Markus'un en sevdiği restoran Meksikan restoranı. Mhm. Doğru. Benim? Rösle, das ist İtalyan. Rösle bizim bu tarafta olan bir tane restoran ve İtalyan restoranı, evet. Eşinizin en sevdiği yemek, Markus'un çok sevdiği yemekleri var ama ben spagetti yazdım. Hmm. Auch spagetti. Ben de, evet o da Markus yazmış. Evet benim en çok sevdiğim yemek spagetti. Eşiniz Loto'dan kazandığı büyük bir parayı ne yapardı? Bildiğim kadarıyla Markus dağıtırdı. Yani dağıtırdı dediysem kendi ailesine verirdi, kardeşine verirdi, benim aileme verirdi. Öyle dağıtırdık ve kendimiz de birkaç biraz bırakırdık. Ondan sonra yaşardık ama böyle yani Markus'un öyle hayali yok işte ne bileyim en pahalı ev bende olsun, en pahalı araba bende falan olsun. Was würde dein Partner mit dem Lotto gewinnen? Ich habe gesagt, du würdest es verteilen, also du würdest so an Leuten geben. Du hast nicht so ein Luxusleben, sondern du würdest aber schon was für dich behalten, was du dann quasi dann nicht mehr arbeiten müsstest oder so. Stimmt das? Ja, wenn es genug ist, ja. Yeterince olursa diyor, o zaman aynısını yapardım. Was würde ich machen? Ben ne yapardım? Ich habe auch gesagt, spenden und unter Familie verteilen und dann, was? Wenn übrig, wenn irgendwas übrig bleibt, dann vielleicht eine Kamera, die Videofunktion hat, 4K, so eine Sony und eine Weltreise. Markus da aynısını yazmış benim hakkımda. Yani çoğusunu bağışlardım. Ondan sonra aileyi dağıtırdım. Ve benim çok istediğim bir tane kamera var. Sony Alpha 7 diye. Almanya'da 2000 küsur euro. Onu alırdım diyor. Ve dünya turuna geçerdim. Evet doğru. Eşiniz hangi dilleri konuşabiliyor veya biliyor? Markus Almanca biliyor, Polonca biliyor, İngilizce biliyor. Çok az bir Fransızca biliyor. İspanyolca biliyor çok az. Evet, das war's, ne? Evet, benim bildiğim diller... Fließend Türkisch. Nein. Ve bana diyor ki, şelale gibi diyor, Türkçe konuşabiliyorum. Hayır, onu ben bile yapamıyorum. Ja, und bei dir ist Alman, Türkçe und İngilizce. İngilizce, evet. Eşinizin en sevdiği renk. Markus'un en sevdiği renk galiba yeşil, grün. Mavi. Mavi. Aa, tamam. Okay. Maviymiş. Ben yeşil zannediyordum. Rot-schwarz. Evet, benim siyah kırmızı rengi ikilisini çok seviyorum. Tek renk olursa siyah, ama aynı farbe, wenn es eine Farbe wäre, dann schwarz, ne? İki rengi ama siyah kırmızı karışımını ben çok seviyorum. Yani karışımı değil, yan yana siyahla kırmızı. Eşinizin ufakken takma ismi. Lieblingsfilm?
Nein, der Kosename vom Partner. Markus und Küsse, Markus und Co. Markus und Co. Markus und Co. Und? Benim de? Daşko. Daşko. Bana hep Daşko diyorlardı. Du hast den Film vergessen. Eşinizin en sevdiği film. Markus Matrix filmini çok seviyor. Bram Stoker's Dracula. Evet, Bram Stoker'ın Dracula filmini ben çok seviyorum. Eşiniz bir işsiz adaya ne götürürdü? Markus bence yemek ve Lego taşları götürürdü. Essen und Lego Steine. Okay. Doğru mu? Stimmt's? Ja. Bei dir ist Internet, PC, Handy. Ohne geht nicht. İşsiz adada. In der einsamen Insel. Markus diyor ki telefon, internet ve bilgisayar. Esin. Bilgisayar lazım değil. Evet. İnternet ve telefon olsun yeter. PC brauche ich nicht so sehr, aber telefon, internet. Evet. Eşiniz radyo dinlerken hangi şarkı çaldığında sesini açardı? Ve bei welchem Lied würde der Partner das aufmachen? Bence Markus Metallica'nın Nothing Else Matters şarkısında sesini açardı. Mhm. Doğru. Dann, ich kenne den Titel nicht so, aber das ist das, dieses Goodbye My Bla 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 Lover. Goodbye My Old School Lover. Doğru değil. Ich mag das Lied nicht. Ben o şarkıyı sevmiyorum. Hallo? Das ist genau das Lied, was ich gemeint habe. Ich mag es nicht, aber du wolltest. Nein, o şarkıyı sevmiyorum ben. Hangisi o? Söyle yine, sag's nochmal. Şarkı sözleri was? Goodbye My Old School Lover. Was? Goodbye My Lover? Ha dur bir dakika ya, sen nicht şey die Frau, diyorsun. Die singen, nicht der Typ. Ha o kadının söylediği şarkı. Neydi o şarkının ismi? Almost Lover. Yeah, Almost Lover. Good, almost good Lover. Almost Lover. Hangi şarkının ismi neydi? Irgendeine country. Yazacağım country. Ben size. Unuttum aslında ama doğru o şarkıyı seviyorum. Das ben açardım. Ya. Yeah. Yeah. Hangi eşiniz hangi şarkıda radyoyu kapatırdı? Markus Alman Halk Müziği dinlediği zaman veya işte radyo çaldığı zaman hemen kapatırdı. Deutsche Schlager würdest du ausmachen. Ja. Ich habe Helene Fischer, aber das ist in der Türkei wahrscheinlich nicht so bekannt. Helene Fischer Alman oder yani aslında Helene Fischer aber auch deutsche Helene Fischer oder Alman Halk Müziği yapıyor yani aynısı aslında. Eşinizin ayak numarası veya ayakkabı numarası Markus'un 45. 45. Hmm. Eigentlich 44,5, aber bei dir wird es auch 44,5 diyor. Ja, aber das passt. Ama 45 doğru. Weil ich habe 39, aber bei dir ist auch irgendwas mit halb. Ben 39, ama bazen 38 de oluyor, bazen 38,5 oluyor, bazen 39 oluyor. O civarları doğru yani. Bir dahaki tatile nereye gitmek isterdi eşiniz? Markus %100 İzmir'e gitmek isterdi. Evet, ben? Tayland. Tayland'a. Evet, bu aralar Mal, yani evet, bir dahaki sefere tatile Tayland'a gitmek istiyorum. Bakalım bu yazın ne yapacağız diye. Eşiniz hangi spor türü yapmasından hoşuna gider? Markus futbol oynamasından. Ya, definitiv ya. Ben? Tisch tenis. Evet, masa tenisi. Masa tenisi mi diyorlar ona? Ping Masada pong. Ping pong oynuyorsunuz. Onu ben hoşuma gidiyor oynaması. Hangi taşıma aracıyla eşiniz tatile gitmek istemiyor aslında? Bence Markus gemiyle gitmek istemiyor çünkü onu deniz tuttuğu için, also Fisch, Schiff, weil es übel wird. Ben? Flugzeug und Bahn. Evet, ben aslında arkadaşlar eskiden hiç böyle uçaktan falan korkmuyordum. Bu son 3-4 seneden beri bana ne oldu bilmiyorum. Yani tabii ki uçuyorum, gene de gidiyoruz tatillere falan. Ama 1-2 gün önce gerçekten bayağı bir korku başlıyor bende. Ve uçakta da falan ellerim titriyor bilmem ne falan. Yani öyle bağırma etme falan huylarım yoktu ama ellerim titriyor, konuşmak istemiyorum. Ve uçak salladığı zaman bu son 3-4 seneden beri ne oldu bilmiyorum. Ve geçen seneden beri hiçbir olay olmadan trenden ne bileyim korkuyorum birdenbire. Korkular başladı bende. Neden bilmiyorum gerçekten. Eşinizin burcu, Markus Kova burcu. Şubat'ın 5'inde doğum günü. Na, ich habe hier Jungfrau, aber du hast gesagt, das heißt Weizen. Genau. Almancası Jungfrau oluyor. Türkçesi de biliyorsunuz zaten benim burcum Başak. Eşinizin hayatında
bir kere yapmak istediği şey, Markus hayatında bir kere başka bir ülkeye göç etmek istiyor. Orada birkaç sene yaşamak istiyor. Ve hoşuna giderse oradan da başka bir ülkeye yani göç etmek ister. Ama bir kere bunu yapmak istiyorsan, hoşuna gitmezse yine geri gelmek ister. Ich habe gesagt, du würdest einmal gerne in deinem Leben woanders leben, also irgendwohin auswandern. Ja, was würde ich gerne machen? In der Türkei ein Bäcker-Konditor-Bistro eröffnen. Evet. Benim hayalim bir kere bunu yapmak istiyorum hayatımda, olacak mı bilmiyorum ama Türkiye'de daha çok İzmir'de bir dükkan açmak istiyorum ama böyle sabahleyin kahvaltı vermek istiyorum. Öğlenleri yazın dondurma çeşitleri falan satmak istiyorum. Ve kışında dondurma zamanı geçtiği zaman Alman pastaları, bir kahve, ne bileyim çay ve Alman pastaları. Dann können wir in die Türkei. Markus diyor ki tamam diyor, o zaman diyor, ikimizin hayali olur diyor. Ben zaten başka bir ülkeye göç etmek istiyorum diyor. O zaman Türkiye'ye göç edelim diyor. Sen de orada dükkan açarsın. Allah nasip ederse yani isterim ama bakalım yani gelecek ne getirecek diye. Sonuncu soru. Eşiniz hangi mevsimi en çok seviyor? Markus %100 yazı sever. Sommer habe ich geschrieben. Eher das, was ich für dich habe. Frühsommer, spät Frühling. Also so, wo es wärmer wird, aber nicht zu heiß. Das stimmt aber nicht. Herbst ist es nicht. Herbst. Doch. Du hast immer Blues im Herbst, hast du gesagt. Nein, aber ich mag Herbst. Also vom Modetyp Herbst, aber vom Wettertyp Frühling. Markus yazmış ki son ilkbahar, nasıl der sonbahar, son ilkbahar, ilkbaharın sonları yazının ilk başlangıcı çünkü çok sıcağı sevmiyorsun dedi. Ama bana göre aslında doğru değil çünkü ben sonbaharı daha çok seviyorum. Markus dedi ki sonbahar olduğu zaman sen hep böyle biraz üzgünsün bilmem ne falan, o yüzden aslında sevmiyorsun zannettim dedi. Ve bana dedi ki moda türün daha çok sonbahar. Öyle, weil ich die Farben so mag. Auch, ja. Ja. Markus dedi ki çünkü böyle kahverengi, siyah, ne bileyim sarı renkleri falan giymek için çok seviyorsun diye. Ama daha çok kendimi ona göre yani ilkbaharın sonları ve yazın ilk başlarını falan daha çok hoşuma gidiyor. Aber was auf jeden Fall ist, ist, dass wir den Winter hassen. Bu doğru olan bir şey. İkimiz de kıştan nefret ediyoruz. Yani Allah'ın gücüne gitmesin de ama yani gerçekten soğuk havayı ben hiç sevmiyorum. Ve ben 10 derecede bilen üşüyorum. Yani gerçekten 10 derece, 15 derece olsun dışarıda olayım ben titriyorum. Onun için biz böyle kallı, yağmurlu, çok soğuk havaları sevmiyoruz. Evet arkadaşlar, bizim 20 sorumuzu soruları cevapladık. Dediğim gibi videonun ilk başında da bize sorularınız olursa lütfen bu videonun altına yazın ve biz birkaç tane... Wenn wir Fragen haben... Anlatıyorum. Bana alttan ayakta burayı unutma diyor şey soru sormayı. Zaten soruyorum. Böyle unutmayayım. Dediğim gibi sorularınız varsa lütfen alt yorum kutusuna yazın bu videonun altına. Ben birkaç gün, birkaç hafta sonra soruları toplayacağım ve gene sizin sorularınızı bir soru cevap videosu yapacağız. Kendinize lütfen iyi bakın ve Allah'a emanet olun. İyi günler. Bye bye.